3 elektroniği devrelerinden olan buck konvertör tasarımını, yani düşürücü dönüştürücü tasarımını anlatacağım. Resimde gördüğünüz örnek bir düşürücü dönüştürücü devresidir. Buradaki giriş ve çıkış değerlerini, yani parametreleri ben kendim rastgele belirledim. İnternetten bulunması kolay olmayacak olmasını istediğim için rastgele yani absürt rakamlar belirledim. Yani giriş çıkış 12 volta 5 volt bulunabilir ama bu değerlerin 65 kHz'de çalıştırıp 25 wattlık bir güç elde etmesi kolay kolay bulunamaz. Çünkü ben aradım uzun süre ve internette örnek aynı şekilde devre bulamadım. Şimdi ben 12 voltluk bir giriş gerilimini çıkışımda 5 volt olarak görmek istiyorum. Ve bu çıkışta gördüğüm 5 volttan da 25 watt güç elde etmek istiyorum. Aynı zamanda anahtarlama frekansımın da 65 kHz olmasını istiyorum. Yani saniyede 65.000 kere anahtarlama yapmak istiyorum. Baştan söyleyeyim, bu bir analiz videosu değil. O yüzden sizi formüllerle boğmayacağım. Tasarımı anlatacağım. Amaç budur. Önce duty cycle değerini bulmamız gerekiyor. Vout bölü V-in yaptığımızda duty cycle değerimiz 0.41.66.67 çıkıyor. Bobinimizi seçerken L kritik değerini hesaplamamız gerekiyor. Bu da 4.49 UH olarak çıkıyor. Ben yaklaşık 10 katı seçtim çünkü CCM modunda çalışmasını istiyorum. Bizim iki çeşit çalışma modumuz vardı buck konvertör için. Biri CCM, diğeri de DCM moduydu. CCM modunda sürekli çalışma modu, DCM modunda ise kesikli çalışma modunda çalışır. Ben neden biraz fazla seçtim, yani 10 katı seçtim? Çünkü kararlı çalışmasını istiyorum. CCM moduyla DCM'in tam sınırına yakın değerleri seçersem olası bir ne bileyim malzemenin ısınması, aşınması işte herhangi bir durumda kesikli çalışma moduna geçmemesi için herhangi bir şekilde bobin özelliğini kaybedebilir ve DCM moduna geçebilir. O olmasın, bu tarz durumlardan uzak olması için 10 katı fazla seçtim. Yani ortalama 10 katı diyelim. 47 UH olarak aldım bobinimi. Akım hesabını da bunlara göre yaptım. Ortalama akımım 3.527 amper çıktı. Yani maksimum minimum değerleri de buldum. Yani maksimum akımım 11.71 amper çıktı. Neden maksimum hesapladım? Çünkü bu malzemenin üzerinde maksimum akacak olan akıma dayanıklı bir malzeme seçmeliyim ki her zaman ortalama akım geçmeyecek. Minimum değerinde de olacak, maksimum değerinde de olacak. Buna dayanmayacak bir malzeme seçersek malzememiz yanabilir veya başka şeyler olabilir. Bunun gibi bobin ve diğer malzemelerin de hepsinde harcanan gücü de hesapladım. 0.013 watt bobinimizin üzerinde harcanacak. Diyot seçimi için ters tepe gerilimi 12 volttan yüksek olması lazım. Neden? Çünkü bizim giriş gerilimimiz 12 volttu. Şu anahtarlama elemanından sonra şuraya 12 volt geldiği durumda diyotumuzun ters tarafından 12 volt gelecek. 12 voltu buraya geçirmemesi için ters tepe geriliminin 12 volttan yüksek olması lazım. I anot katot akımı da 11,71 amperden yüksek olmalı. Dediğim gibi hesaplamalara boğmayacağım. Size direkt sonuçları yazdım buraya. Seçtiğim şu markalı diyotun datasheet dosyasına baktığımızda buradaki parametrelere uygun olduğunu görebilirsiniz. Şurada bazı değerleri işaretledim. Sıcaklık değeri, işte akım taşıyabileceği akım kapasitesi, voltajlar, ters tepe gerilimi vesaire. Yine diyotumuzun üzerinde harcanan gücü hesapladım. 0.033 watt. Bu harcanan güçleri de ve en sonunda verim hesabını yapmak için hesapladım. MOSFET seçmemiz gerek. Bir de nereye MOSFET? Şuraya anahtarlama elemanı olarak şuraya MOSFET seçeceğiz. Peki neden MOSFET seçiyoruz? Şu yüzden. MOSFET'ler düşük güçte fakat yüksek, çok yüksek frekanslarda sağlıklı, kararlı çalışabilen malzemelerdir. Benim gücüm 25 watt, çok düşük bir güç. Frekansım da 65 kHz. Yani çok yüksek bir frekans. O yüzden MOSFET seçtim. Bu MOSFET'in bazı gerilim değerleri, akım değerleri, maksimum çalışma sıcaklığına dikkat etmemiz gerekir. Çünkü çok yüksek frekansta çalışacağı için bu gibi değerleri çok önemlidir. Yani saniyede 65.000 kere açma kapama işlemi yapıyor. Bu MOSFET'i bir lamba açan bir anahtarı da düşünün. Bu anahtarı bir saniyede 65.000 kere açıp kapattığınızı düşünün. Bu şekilde çalışacak. Ben şurada yazan modelli MOSFET'i seçtim. Yine ilgili hesaplamaları yaptım. 0.187 watt benim PD değerim, PGS değerim, ısısı falan filan derken toplamda 0.252 watt MOSFET'imin üzerinde harcanan bir güç var. MOSFET'in
Data sheet'ine baktığımızda işte burada da ilgili değerleri görebilirsiniz. Çalışma sıcaklıkları, geçirici, akım, gerilim değerleri vesaire. Bu MOSFET için bir de izolatör lazım. Bu izolatör için de uygun bir şey seçtim. Bu izolatör çok önemli bir şey değil. Yalıtımda görevli bir malzeme. Yani önemli de tabii ki. Hani gayet kolay seçilebilir modellere falan baktığınızda. Ben şurada yine yazdığım modeldeki silikon tipli bir izolatör seçtim. Bir de soğutucu lazım bunun için. Soğutucu için de yine hesaplamaları var. Bu sıcaklık değerleri vesaire. Burada 10 farklı soğutucu tipi var. Hesaplamayı yaptığımızda 6,98 çıkıyor değerimiz. Buradaki bütün değerler 6,98'den, yani şu ortadaki değerlere bakıyoruz. RT'yi hesapladık. Şuradaki R değerimiz de ortadaki değerler. 6,98'den hepsi küçük olduğu için istediğimizi seçebiliyoruz. Ben şurada yazdığım modelle bir tane soğutucuyu seçtim ve devremin hem sağına hem de soluna birer tane koydum. Neden? Ben tasarımı öyle seçtim. Güzel soğutsun istiyorum. Çünkü MOSFET gibi çok hızlı işlem yapan elemanlar var. Bunların kararlı çalışmasını istiyorum. O yüzden istediğim sıcaklıkta olması için iki taneyi uygun gördüm. Sırada kondansatör var. Kondansatörün yine salınım değerini biz belirliyoruz. %0,1'lik bir salınım yapacak şekilde seçtim. O da çıkış gerilimim 5 volttu benim. Devrenin çıkışındaki gerilim. 5 voltun da %1'i 0,005 olduğundan o kadarlık bir salınımı olacak kondansatörün. Benim birazdan en sonunda yine linkini atacağım bu malzemelerin. O linkte belirttiğim kondansatör 150 UF değerinde. Bu kondansatör eksi 40 ve artı 85 derece sıcaklıklar arasında çalışabiliyor. Yine işte akım hesaplarını, maksimum minimum akımları hesaplayıp kondansatörümüzün üzerindeki güç kaybına baktığımızda 1,47 wattlık bir güç kaybımız var. Kondansatör bayağı bir güç harcıyor diğer malzemelere göre. Bir entegre seçmemiz gerekiyor. Ben şurada yazdığım multivibratör entegresini seçtim. Bu entegre dip 14 kılıfında geliyor. 3-18 volt arasında giriş gerilimine sahip. Bu entegrenin de karakteristiğine, data sheet'ine, ilgili değerlerine şu buradan ulaşabilirsiniz. İsteyen videoyu durdurup tek tek bakabilir. Entegre için bir de soket lazım. Bu soket sağlamlaştırmak amacıyla kullanılıyor. Bir sigorta ve sigorta yuvası lazım. Ben 5x20 modelli bir sigorta yuvası seçtim. Bunu PCB'nin üzerine dik koyduğumuzda sigortayı takıp çıkarmakta gayet rahat olacaktır. Sigortayı da devreyi koruma altına almak için mutlaka kullanmamız gereken bir malzeme. Clemens işte giriş çıkış devrelerini bağlamak için ve herkesin kolaylıkla yapması için PCB'yi 10x10'luk bir delikli pertinaks olarak seçtim. Çünkü gidip kartı alıp işte tek tek onu yakıp delme işlemleri falan uğraşmayın diye 10x10'luk delikli pertinaksın üzerine bu devre lehimlenerek rahatça kurulabilir. Toplam kaybımıza baktığımızda o yukarıda hesapladığımız malzemelerin tek tek kayıplarını buraya yazdığımızda 1,768 wattlık bir kaybımız söz konusu. Dediğim gibi bakın en çok kayıp kondansatörün üzerinde oluyor. 1,47 watt. Verim hesabını yaptığımızda da toplam verimin %94 verimli oluyor. Zaten bu en fazla %95 oluyordu galiba bu tarz devrelerde. Yine güzel bir verimi yakaladık. İşte tek tek bunları alıp yapmak isteyen herkes için de burada linklerini paylaştım. Bütün seçtiğim malzemelerin kendi linklerini, ama hala kalmış mıdır, yok mudur, var mıdır bilemem. Ben videoyu hazırlarken sitelerdeki linkleri buraya koydum. İsteyen tek tek alıp buradan yazabilir veya bana da ulaşabilir. Yardımcı olurum. Şimdi burası şöyle tek tek de söyleyeyim. MOSFET'imiz, kondansatör, bobinimiz, 47 UH demiştik. Güç kaynağını niye seçtim? İşte yani prizden 12 volt alamazsınız. 220 volt. Ben buraya öyle temsili olarak güç kaynağı koydum. 12 volt 5 amper yazan. Yani bu güç kaynağını bir arabadaki USB girişlerinden de vesaire alabilirsiniz. Yani çok önemli değil. Veya bir Arduino'dan da alabilirsiniz. Diyot, direnç. Bir 10x10'luk delikli ters pertinaksınız. Entegre soketi, entegre, multivibratör entegresi, MOSFET'imiz için izolatör, Clemens, soğutucu, sigorta yuvamız ve sigortamız. Hepsi tamamen burada. Şu an güncel fiyatları nedir bilmiyorum. Dolar sürekli değiştiği için fiyatlarda değişiklik olabilir ama çok yüksek fiyatlı olmayacak. Umarım işinize yarar. Burada sigortayı neden PCB'nin üzerine dik koydunuz diye soranlar olabilir. Çünkü devrenin sağına ve soluna soğutucu yerleştirmiştik. Sigortayı dik koymamın sebebi
sigorta belirli bir süre sonra yanabilen bir malzeme. Buradaki de cam sigorta olduğu için ne kadar zaman sonra olur bilemem ama hemen olmaz tabii. 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay sonra olmaz. Ama işte bir sene geçti, 2 sene geçti devreyi kurduktan sonra kullandınız bunu. İlk araya gidecek malzemelerden birisi sigortadır. O yüzden kolay çıkarılıp takılsın diye bunu dik koymayı tercih ettim.